Merhaba, bugün değerli hocamız Profesör Doktor Şeynaz Tahir Gürçağlar ile birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda konferans çevirmeni. Doktorasını 2001'de Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümünden aldı. 2002'de Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'ndan doktora tez ödülüne layık görüldü. Literatürümüze Kapılar, Çeviri Tarihine Yaklaşımlar ve Çeviri Atölyesi gibi birçok değerli kitap kazandırdı. Akademik çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi ve Kanada'da York Üniversitesi'nde sürdürmekte. Bizi kırmayıp kabul ettiğiniz için hocam çok teşekkür ederiz. Translation Minus ekibi adına ve değerli seyircilerimiz adına çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çevirisini Tansel Demirel'in yaptığı Türkiye'de Çevirinin Politikası ve Poetikası 1923-1960 adlı kitabınızı yayınladı. Çeviri ve çeviri bilim dünyasından birçok paydaş kitabınıza ilgi gösterdi. Bize kitabınızdan biraz bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler ve güzel girişiminizi kutluyorum. Çok yeni, umarım çeviri bilime, çeviri bilim topluluğuna çok güzel bir yeni soluk getirecek bir girişim olacak. Ben bu kitaptan kısaca bahsedeyim size. Demin de söylediğiniz tanıtım sırasında 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde teslim ettiğim doktora tezimin aslında Türkçe çevirisi bu kitap. Doktora tezim daha sonra 2008 yılında Rodopi Yayınları tarafından yurt dışında Hollanda ve Amerika odaklı bir yayın evi, akademik yayın evi yurt dışında yayınlandı. İngilizce olarak da oldukça ilgi gördü. Aslında yurt dışında özellikle çeviri ve ideoloji, kurumsal çeviri konularında çalışan çeşitli araştırmacılar derslerinde de okuttular sağ olsunlar. Ama Türkçesi yoktu. Gerçi ben Türkçe'de Kapılar Çeviri Tarihine Yaklaşımlar ya da yayınladığım birkaç makalemde genel olarak burada ele aldığım konuları belki daha küçük parçalara ayırarak ele almaya çalışmıştım. Ama ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde Türkçe'ye geçmiş olması beni de çok mutlu ediyor. Aslında burada girişim çok önemli ölçüde Tansel Demirel'in. Çünkü hem meslektaşım hem çevirmenim oldu. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Biraz da onun girişimleriyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'na gittik. Ve onlar da ilgi gösterdiler. Ve aslında epey de titiz bir çalışma süreciyle 3 yılda ancak hazırlandı bu kitap. Aslında suçun büyük bir kısmı bende. Çünkü Tansel Demirel çok ciddi ve yoğun bir çalışmayla çok güzel bir çeviri çıkardı. Ama o kadar titiz çalışan bir insan ki cümle cümle hepsinin üstünden birlikte geçmemizi istedi. Ve benim için de aslında çok güzel hem bir geçmişe dönme hem bazı şeylerle tekrar tekrar eleştirel olarak yüzleşme imkanını buldum. Güzel bir ortak çalışmanın ürünü bu kitap. Unsurlardan biraz bahseder misiniz? Tabii. Tez 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde başladığım çeviri bilim doktora programının bir ürünü. Ben o programa ikinci giren öğrenci grubundanım. Zaten çok az insan, 2-3 kişilik sınıflar halinde eğitim aldık o dönemde. Ve Türkiye'de açılan ilk doktora programıydı. Uzunca bir sürede öyle kaldı. Çok verimli, çok güzel bir doktora dönemi geçirdiğimi söyleyebilirim. Az öğrenci olmanın şansı, hocalarımızın gösterdikleri gayretler, hepsinin... Nasıl desem Türkiye'de çeviri bilimin hakikaten kurucu isimleri ve Saliha Paker, Suat Karantay, Işın Bengi o dönemde bir araya getirdikleri çok güzel bir enerji ve dinamiğin sonucu olarak bu çeviri bilim doktora programı yürütüldü. Tarih ağırlığı programın aslında benim de biraz çeviri tarihine yönlenmeme aracılık etti diyebilirim. Saliha Paker hocamı burada defalarca altını çizmek istiyorum. Biraz da onun yönlendirmesiyle çeviri tarihi üzerinde çalışmaya başladım. Aslında doktora programına ilk girdiğimde aklımda başka konular vardı. Çünkü ben iletişim ve medya araştırmaları okudum. Ve daha çok o yönde bir çalışma yapmayı düşünüyordum ama tarihin içine girdikçe ve Türkiye'de aslında çeviri tarihi konusunda ne kadar az şey yapıldığını gördükçe daha fazla daldım bu alana ve epey de
yoğun bir hem kütüphane çalışması, arşiv çalışması ve okuma sürecinin sonunda bu tez ortaya çıktı. Tez biraz yöntem olarak aslında kendine özgü bir tez. Çünkü daha önce Türkiye'de Türkiye çeviri tarihi üzerine genel bir çalışma yapılmamıştı. Benle birlikte aşağı yukarı koşut zamanında meslektaşım, çok sevgili dostum Profesör Doktor Özlem Berk Albaht'ın da benzer bir konuda çalışma yapıyordu. Onun da hakikaten çok değerli bir doktora tezi var. Yayınlandı o da. Umuyorum o da böyle Türkçe olarak buluşur okurlarla. Onun tezi 1980'e kadar gelen daha genel ve metinleri birebir incelemeyen bir doktora tezi. Daha farklı bir yöntemle yazılmış. Bense burada doktora tezinde hem bir söylem çözümlemesi yapmak istedim, hem tarihsel olgulara, özellikle siyaset bilim açısından da biraz baktığım ideoloji, kültür planlaması gibi olgulara bakan bir ayağı vardı yöntemin. Bir de benim için çok önemli olan çeviri metinlerin kendilerine baktım. Karşılaştırmalı metin incelemesi de oldu. Bu üç ayaktan oluşan bir çerçeve kurdum. Ve tabii bir günde kurulmadı. Epey bir çalışma, yoğun çalışma gerektirdi. Dediğim gibi Saliha Hocam'ın katkıları bu açıdan çok değerli. Ve ortaya çıktı bu tez. Sonuçta hani herkesi mutlu eden bir tez oldu. Ama şimdi geri dönüp baktığında ilk çalışma olarak tabii ki kapsamlı ve birçok insana yeni fikir verecek, belki yeni çalışmalar için kaynaklık edecek bir çalışma olmuştur diye ümit ediyorum. Ama tabii ki bu kat kat aşıldı aslında bugün dönüp baktığımda. Gerek bizim doktora programımızda, gerek diğer üniversitelerde çalışan çeviri bilimciler hem bu tezin kapsadığı dönemi, hem de öncesini ve sonrasını ele alan bu yöntemden belki biraz yola çıkan ama onu çok güzel biçimlerde eleştiren ve tamamlayan yöntemlerle bence bunun kat kat üzerine çıkan çalışmalar yaptılar. Benim ümidim bundan sonra hepsinin ilham alarak, Türkçe olarak bunları yayınlamaya başlamaları. Kitabınızın önemli bir kısmı Türkiye'deki kültür inşasına katkısı olan tercümabilesiyle ilgili. Çeviri tarihiyle ilgili derinlemesine bilgisi olmayan seyircilerimiz için tercüme bürosundan ve çeviri tarihimiz açısından öneminden kısaca söz edebilir misiniz? Tabii ki. Tercüme bürosu 1940-1966 yılları arasında faaliyet göstermiş bir devlet kurumu. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde ilk kez kuruluyor ve daha çok o kapsamda faaliyet gösteriyor. Ama kuruluşu 1940 olmasına rağmen onun kurulmasına aracılık eden süreç çok daha gerilere dayanıyor. 19. yüzyılda batıdan çeviriler yapılmaya başlandığından bu yana çevirinin kültür planlaması, kültür ve ulus inşası açısından kurucu rolü üzerinde çok büyük vurgu var. Ve özellikle klasik metinlerin çevirisinde devlete çok ciddi bir görev düştüğü, bunun hiçbir özel yayıncının ya da çevirmenin tek başına başaramayacağı bir iş olduğu çok vurgulanıyor. Ve çok açık bir şekilde bir kültür hamlesi olarak böyle bir büronun kurulması talep ediliyor. Bunun sonucu ortaya çıkan bir kurum. Ama 1966'da çalışmalarına son vermekle birlikte bugün 2018 yılında bile tercüme bürosunun ürünlerinin başka yayın evleri tarafından tekrar tekrar yayınlandığını, bazen gözden geçirilerek bazen birebir yayınlanarak görüyoruz. Mesela İş Bankası Kültür Yayınları'nın da yine tercüme bürosu kitaplarından yeniden bastığı, gözden geçirerek yeniden bastığı kitapları olduğu gibi o çizgide devam ettirdiği yayınlar da var. O açıdan ne öncesi ne sonrası tek bir noktayla özetlenemeyecek çok önemli bir girişim. Çeviri ve çeviri bilim dünyasında görmeyi umduğunuz gelişmeler neler? Ve hem ülkemiz hem de dünya ölçeğinde bir değerlendirme yapabilir misiniz? Çok zor bir soru oldu, çok da kapsamlı. Ben bu alana girdiğim zaman 1980'li yıllarda mütercim tercümanlık adıyla bu alana girdiğimde çok şanslıydık. Çünkü bizim üniversitemizde kuram dersleri ve eleştiri dersleri veriliyordu. O da benim ve bazı arkadaşlarımın bu alana yönlenmesinde çok önemli bir unsur oldu. Ve daha sonra
ülkemizde açılan çeviri bilim ya da mütercim tercümanlık çeviri adıyla açılan bölümlerin hepsinde bu kuramsal ya da araştırma ağırlığının olmadığını gördüm. Ama bu konuda da doktora programları açıldıkça doktoralı insanlar bu yeni açılan bölümlerde ders vermeye başladıkça çok güzel kırılmalar, çok olumlu yönde açılmalar olduğunu görüyorum. Bence Türkiye şu anda çeviri bilimin çok canlı olduğu, çok dinamik olduğu bir dönem yaşıyor. Bu da çok mutluluk verici çünkü bütün dünyada edebiyat, dil, beşeri bilimlerde bir duraklama, işte finansman açısından sıkıntılar, bölümlerin kapanması gibi durumlar yaşanırken Türkiye'de çeviri üzerine bu kadar çok odaklanılması çok güzel bir şey akademik olarak. Öte yandan her zaman olduğu gibi hep çevirmenin görünürlüğünü, çeviri mesleğinin önemini, meslekleşmesinin, profesyonelleşmesinin ne kadar önemli olduğunu geçmişe göre daha da yüksek sesle belirtmemiz gerekiyor. Çünkü akademik dünyadaki güzel gelişmeler her zaman pratik dünyada, meslek dünyasındaki gelişmelerle örtüşmeyebiliyor. Ama şu anda biliyorsunuz mesleki yeterli kurumu için oluşturulan mesleki standart yazımı vesaire süreçleri bu yönde de güzel çalışmalar olduğunu gösteriyor bize. Kısacası bence Türkiye'de çeviri bilim çok iyi durumda. Hocanız Başak Hanım gibi, onun gibi genç çeviri bilimcilerin getirdiği ivmeyle, dinamizmle ben çok güzel bir yere gidildiğini düşünüyorum. Dünyada çeviri bilim dediğinizde ise çeviri bilim aslında artık o kadar disiplinler arası, o kadar farklı alanlara yayılan bir konu ki tek bir bölümde, çeviri bilim bölümünde bile ele alınamadığını görüyoruz. Artık yüksek lisans programları özellikle çeviri teknolojisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi gibi çok daha odaklaşmış konular üzerinden yürüyor. Mesela bizim de kendi programımızda bir biliyorsunuz çeviri yüksek lisansı var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bir de onun yanında konferans çevirmenliği yüksek lisansı var. Hani kendi içinde çok daha uzmanlaşmaya yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. Bu bence güzel bir gelişme ve alanın artık hem genişlediğini hem de derinleştiğini bize gösteren belirtiler bunlar. Peki çeviri dünyasından beklentileriniz neler? Çeviri dünyası derken akademik dünyadan mı bahsediyoruz, mesleki olarak çeviriden mi bahsediyoruz, neden bahsediyoruz? Akademik olarak. Akademik olarak açıkçası ben biraz da yeni çeviri bilimcilerin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Araştırılacak çok konu var Türkiye odağında ama biraz Türkiye odağından çıkıp daha karşılaştırmalı çalışmalar yapılması gerektiğini, uluslararası işbirliklerine, projelere kayılması gerektiğini düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar uzun soluklu, işte Avrupa'da olsun, Uzak Doğu'da olsun çok farklı çeviri işbirlikleri ve projeleri var. Çeviri bilim alanında da bunlara mutlaka katılınması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan çeviri eğitiminde epey teknoloji konusunda, dijitalleşme konusunda adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ben Türkiye'de her bölümde bu konular nasıl ele alınıyor bilmiyorum. Ama en azından Boğaziçi Üniversitesi'nin nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu biliyorum. Yine İstanbul'da diğer üniversitelerde de hep teknoloji konusunda daha fazla eğitim verme isteği ve bu konuda ciddi bir açlık ve iştah olduğunu görüyorum öğrencilerden. Onun için bence gelecek biraz da daha dijital teknolojilere yoğunlaşarak çeviri eğitimini belki farklı işte yapay zeka gibi konularla bir arada ele alabileceğimiz daha da disiplinler arası bir yere götürecek bizi. Peki çeviri bilim alanında çalışılmasını gerekli gördüğünüz, önemli bulduğunuz konular var mı? Disiplinin içinde ya da disiplinler arası alanda araştırma yapan çeviri bilimciler için önerileriniz neler? Bence çeviri bilim demin de söylediğim gibi son derece geniş bir alan, son derece disiplinler arası bir alan. O açıdan aklınıza gelebilecek her tür alanla bence işbirliği yapılabilir. En basitinden Türkiye'de sosyal bilimler olsun, teknoloji olsun, edebiyat olsun, çevirinin o kadar çok alanda hem kurucu hem yaşatıcı bir rolü var ki sırf bunun çalışılması bile farklı disiplinlerle bir dirsek teması muhakkak gerektiriyor. Onun dışında çeviri bilim içinde bence yeterince belki üzerinde durulmayan daha çok gelişmesi gereken şeyler mesela çeviri eğitimi.
doktora programlarında ve yüksek lisans programlarında bence bunca açılmış çeviri bilim bölümünde eğitim verirken insanların çeviri eğitiminden ne anladığı, eğitim yöntemleri, sınav değerlendirme yöntemleri gibi konuların daha formal olarak ele alınacağı dersler gerekiyor. Mutlaka hani bir çevirmenlik eğitimi formasyonuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Tarih açısından özellikle Türkiye'de ve Osmanlı toplumunda çeviri tarihini araştırmak isteyen kişilerin muhakkak Osmanlıca öğrenmeleri gerekiyor. Bu tabii en güzel Türk dili edebiyatı kökenli insanların ya da tarih kökenli insanların çeviri bilime gelerek burada ortak projeler yapmaları ya da yüksek lisans doktora yapmaları ile sağlanabilir. Ama çeviri bilimi öğrencilerinin de kafalarında oluşturdukları araştırma alanına yönelik kendilerini yetiştirmeleri dışarıdan edebiyatımıza, dilimize, tarihimize yönelik fazladan eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum ben. Onun dışında ne söyleyebilirim? Aslında o kadar çok alan ve o kadar çok konu var ki üstünde durulması gereken. Ben sosyoloji ve etnografik çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü başından beri hani ampirik görgül çalışma benim için çok önemli. Teori çok önemli, eleştirel çerçeve çok önemli. Ama bunu dolduracak malzeme ihtiyacımız her zaman var. Onun için eğer çeviri çalışıyorsanız çeviri metinleri birebir incelemek çok önemli. Eğer çevirmenlik mesleğini, çevirmenlerin görünürlüğünü çalışıyorsanız, çevirmenlerin kendileriyle, işte dediğim gibi sosyolojiden, antropolojiden, etnografya biliminden yöntemler alıp bunları geliştirerek çalışmalar yapmak çok önemli. Türkiye'de maalesef hemen hiç gelişmemiş olan, farklı sebeplerle tabii kolay bir alanda değil, çeviri süreç çalışmalarını çok çok önemli görüyorum. Ümit ediyorum eğitim kurumlarından biri bu konuda araştırmalar başlatacaktır. Şu anda aklıma gelenler bunlar ama saymadığım o kadar çok alan var ki muhakkak. Son olarak çeviri bilimci olmak isteyen öğrencilere tavsiyeniz neler? Çevirmen mi çeviri bilimci mi diye sorayım. İkisi farklı. Çeviri bilimci. Çeviri bilimci olmak isteyen öğrencilerin en basitinden çevirinin kendisinden korkmaması gerekiyor. Çünkü bence çeviri yapan bir insanın çeviriye bakış açısı, çeviri eleştirisine, değerlendirmeye bakış açısı çok farklı oluyor. O yüzden bence pratik çeviri eğitimi verecek bir insanın mutlaka bir çevirmenlik deneyimi olması lazım. Bu çok önemli. Onun için ben çeviri bilimci olmak isteyen öğrencilerin bile işte yazın staj yapmaları, çeviri bürolarıyla temas halinde olmaları, her alanda kendilerini bir deneyip geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama onun ötesinde çeviri bilimi sadece Türkiye odağında düşünmemeleri çok önemli. Demin de söylediğim gibi uluslararası yayınları takip etmek zaten olmazsa olmazımız. Tek dil asla yeterli değil. İngilizce hiçbir şekilde yeterli değil. Muhakkak ikinci bir dilde akademik yetkinliğe sahip olmaları lazım ki daha sonraki akademik yükselmelerinde bu zaten önemli bir şey. Bir de size çok basit gelecek belki ama araştırmadan korkmaması gerekiyor çeviri bilimci dediğimiz insanın. Ben çok insan gördüm kütüphaneye hayatı boyunca hiç adım atmadan işte genellikle internet üzerinden bulduğu kaynaklarla bir takım çalışmalar yapan. Bu hoş bir şey değil. Nasıl tarihte bu kabul edilebilir bir şey değilse bizde de değil. Kütüphanelerimiz var, arşivlerimiz var ve bu arşivlerin daha fazla keşfedilmesi, özellikle Osmanlı dönemine ilişkin ama aynı zamanda Cumhuriyet'in özellikle erken aşamalarına ilişkin çalışmaların mutlaka doğrudan belgelerin üzerinde, kitapların üzerinde çalışma yaparak yürütülmesi çok önemli. Peki bizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarınızı merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için.